Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kitap ehlinin bazı yanlışlarına dikkat çeken Âl-i İmrân suresi 71-77. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Malum kitap ehli, ehli kitap diğer ismiyle Yahudiler ve Hristiyanlar, Kur'an-ı Kerim'de bunlarla alakalı hayli hükümler var ve bu kitap ehli manası ehli mektep manasını da içine alıyor. Okumuş olan insanlar ve okumuş olan insanlar bir takım yanlışlara düşebiliyorlar. Onlara da yönelik birer hitap olarak değerlendirmek mümkün. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: Ya ehlel kitap, ey kitap ehli, lime telbisunel hakka bil batıl, niye hakkı batılla birbirine karıştırıyorsunuz? Ve tektumunel hakka ve entum lemun, bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz. وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaptan bir taife, bir grup şöyle dediler: اَمِنُوا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ İman edenlere, müminlere indirilene günün evvelinde inanın. وَكْفُرُوا اَخِرَ Ama günün sonunda da inkar edin. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ta ki bu şekilde onlar da dinlerinden dönebilirler. Olur ki dinlerinden dönerler. وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ د۪ينَكُمْ Ve ancak sizin dininize uyanlara güvenin, başkasına güvenmeyin. Onlar böyle söylüyorlar. قُلْ De ki, ey peygamber veya ey muhatap, böyle diyenlere karşı sen de ki, اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Yani yol Allah'ın yolu, hidayet Allah'ın hidayeti. اَنْ يُؤْتَى اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْت۪يتُمْ Yine onların sözlerine burada dönüyor. Şuna da inanmayın. Size verilenin bir mislinin başkalarına verileceğine, size vahiy gelmiştir, size peygamber gelmiştir, bir benzerine başkalarının da nail olacağına sakın inanmayın. اَوْ يُحَاجُّكُمْ اِنْدَ رَبِّكُمْ Veya o ehli imanın Rabbiniz katında size galip geleceğine yine inanmayın. قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ De ki, lütuf, fazıl Allah'ın elindedir. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى Allah onu dilediğine verir. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Allah vasidir. İlmi, iradesi, kudreti her şeyi kuşatmıştır. Ve alim, Allah her şeyi bilendir. يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَى Allah rahmetini dilediğine has kılar. Allah dilediğini özel rahmetine nail eder. Vallahu zul fadlil azim ve Allah büyük lütuf sahibidir. Ve min ehlil kitabi ehli kitaptan bir kısmı vardır ki men in te'menhu bi gıntarin yueddihi ileyk yüklerle emanet ona bıraksan sana tekrar geriye verir. Emanete hıyanet etmez. Ve minhum men in te'menhu bi dinarin ama bir kısmı da vardır ki bir dinarı bile versen la yueddihi ileyk onu sana geri vermez illa ma dumte aleyhi kaime ancak başına dikilir de ısrarla istersen o zaman alabilirsin. Zalike bi ennahum bunun sebebi şu, yani niye bir kısmı bu tarzda emanete hıyanet ediyor? Bunun sebebi şu: Galu dediler ki leysa aleyna fil ümmiyine sebil. Yani ümmilere karşı bize bir vebal yoktur. Onları dilediğimiz gibi aldatabiliriz. Ve yekulun alallahil kezib. Böylece Allah'a yalan söylüyorlar. Allah adına iftirada bulunuyorlar. Ve hum ya'lemun. Bildikleri halde böyle yapıyorlar. Bele hayır. Bilakis Men evfa bi ahdihi ve taga kim ahdine vefa gösterse ve Allah'tan korksa, günahlardan sakınsa fe innallah yuhibbul muttaqin şüphesiz Allah müttakileri sever. İnnellezine yeşterun bi ahdillah ve eymanihim semenen galile o kimseler ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir ücret karşılığında sattılar. Ulaike işte onlar la halaka lahum fil ahire ahirette onların bir nasibi
bir payı yoktur. Ve la yükellimuhumullah, Allah onlarla konuşmaz. Ve la yanzuru ileyhim, onlara nazar etmez. Rahmet nazarıyla onlara bakmaz. Yevmel kıyame, kıyamet gününde. Ve la yüzekkihim, ve onları temize çıkarmaz. Ve lahum azabun elim, onlar için elim bir azap vardır. Can yakıcı bir azap vardır. Değerli izleyenlerim, Ehli Kitap günümüzde de malum devam etmekte. Yahudiler, Hristiyanlar günümüzde var. Dünyanın değişik yerlerinde onlar da bulunmakta. Onlarla zaman zaman beraberlikler olmakta, aynı dünyada yaşamaktayız. Ve başında da ifade etmeye çalıştığım gibi Ehli Kitap manası Ehli Mektebi de tazammun ediyor ve okumuş olanlar bir takım yanılgılar içerisinde bulunabiliyorlar. İşte bunlardan birisi, ya ehlel kitap, ey kitap ehli, lime telbisünel hakka bil batıl, niye hakkı batılla birbirine karıştırıyorsunuz? Ve tektumunel hakka ve entüm talemun, bile bile hakkı gizliyorsunuz. Ve Cenab-ı Hakk'ın bizlerden istemiş olduğu şeylerden biri hakkı gizlememek, hakkı örtmemek. Ama bir kısım kitap ehli, kitaptan nasibi olanlar, bakıyorsunuz ki hakkı gizleyebiliyorlar. Mesela Peygamberimiz devri itibariyle düşündüğümüzde Tevrat'ta, İncil'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğiyle alakalı haberler var. Ama onların ruhbanları, önde gelen alimleri bildikleri halde bunu gizleyebiliyorlar. Kitabımızda bu vardır diye açıktan söylemiyorlar. Veya günümüze bakan yönüyle bir kısım kitap ehli, yani bir kısım kitaptan nasibi olan, mektepten nasibi olan insanlar bizim bilmediğimiz bazı bilgilere ulaşıyorlar. Bunlar kamuoyuna açıklansa faydalı olacak bilgiler. Ama bazı şeylerden çekiniyorlar. Bazı çekinceleri, korkuları var. Bunları açıktan söyleyemiyorlar. Halbuki ilme ulaşan bir kimsenin bunu başkalarıyla da paylaşması bir esastır. Başkalarının da bundan istifadesine vesile olması o ilmin adeta bir şükrü gibidir. Ve şu anda okuyacağımız ayette kitap ehlinin bir manevrasına dikkat çekiliyor. Ve galet taifetun min ehlil kitap, kitap ehlinden bir taife dediler ki eminu billezî unzile alellezîne âmenû ve çennehâr, müminlere indirilene günün evvelinde iman edin ve kfuru ahira, ve günün sonunda da küfredin, kabul etmeyin, inkar edin. Leallahum yarcuun, onlar da bunun neticesinde olur ki dönerler, dinlerinden dönerler. Yani bu bir manevra, kendilerine göre ustalıklı bir manevra. Siz de tamam bu din haktır deyip şöyle bu dine girmiş görünün ama ardından da biz burada aradığımızı bulamadık deyip bu dinden çıkın. Siz dönünce belki onlar da dönerler. Bu tarz manevralar tarih boyunca yapılmış. İşte bazıları münafıkhane hareket etmişler ve ortalığı karıştırmak için mümin gibi görünüp ardından dinden sıyrılmak tarzında ortalığı karıştırmaya çalışmışlar. Ve onların bir başka desisesi de şu şekilde: وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ د۪ينَكُمْ, ancak sizin dininize uyana güvenin, başkalarına güvenmeyin. Bu da yine kitap ehlinden bir kısmıyla alakalı bir zafiyet, onlara bakan bir hata, bir kusur. Yani başkasına güvenmeyin, kim sizin dininize uyuyorsa ona güvenin. Bu tarzda bir ölçü, kendilerine göre bir prensip kabul ediyorlar. Gul, de ki, Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa Peygamberimize bu şekilde hitap vardır. Ve bunun ilk muhatabı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama malum Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı Peygamber Efendimiz ise de tek muhatabı Peygamber Efendimiz değil. Bizler de hepimiz de muhatabız. De ki ifadesi, ey muhatap, o anlamda da değerlendirilebiliyor. Ey muhatap, sen de ki innel huda hudallah, yani yol Allah'ın yolu, hidayet Allah'ın hidayeti. Dolayısıyla Allah-u Teala bir dini bildirmişse
artık o hak yol odur. Onun dışında yol aramanın bir mantığı yoktur. Ve onlar yine desteklerine devam ediyorlar. Şuna da inanmayın. En yu'te ahadun misle ma utitum. Yani size verilenin bir başkasına verileceğine sakın inanmayın. Yani size tarihte peygamberlik gelmiş, günümüzde de diyelim Araplardan birine peygamberlik geldiği söyleniyor. Sakın buna inanmayın. Ev yuhacukum inde rabbikum, veya onların Rabbiniz katında size hüccet getirip galip geleceğine de sakın inanmayın. Bu da tabii kendi çevrelerini kendilerine göre koruyabilmek için bir tedbirleri ve siz hak yoldasınız, doğru yoldasınız deyip batıl yolda olan insanları bu şekilde pohpohluyorlar ve onları bu kendilerine göre, kendi telakkilerine göre korumaya çalışıyorlar. Gul innel fadle biyedillah, de ki fazl Allah'ın elindedir. Yani lütuf tamamen Allah'ın elindedir. Yu'tihi men yeşa, Allah onu dilediğine verir. Burada mesela peygamberlik nimeti. Evet, İsrailoğullarından çok peygamberler gelmiştir. Kur'an bunu zaten ortaya koyuyor. Ama Araplardan bir peygamberin gelmesi bunda bir engel yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinden okuduğumuzda anlıyoruz ki normalde Yahudiler bir ahir zaman peygamberinin geleceğini biliyorlardı. Arap Yarımadası'ndaki Yahudiler de biliyordu. Hatta kitapla alakası olmayan Araplara diyorlardı ki Allah bir peygamberini gönderecek, son peygamberini gönderecek ve o şekilde artık o hakim olacak. Ve onun zamanında da biz size galip geleceğiz. Ama onlar bunu söylerken biraz da ırkçı bir mülahazayla Yahudilerden bir peygamber bekliyorlardı. Tarihte kendilerinden çok peygamber gelmiş ve son peygamberin de kendilerinden geleceğine inanıyorlardı. Ama son peygamber, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Araplardan zuhur edince Yahudilerin milli gururları rencide oldu ve bunu kabullenmek istemediler. Başka bir milletten olmasını kabullenmek istemediler ve Araplar iman etti ama Yahudiler iman etmediler. Halbuki vallahu yahtassu bi rahmeti men yeşa, innel fadle bi yedillahi yu'tihi men yeşa. Bu gibi ayetler bunu gayet net ifade ediyor. Allah rahmetini dilediğine has kılar. Lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Peygamberlik de bu şekildedir. Vallahu vasiun alim. Allah vasidir. Yani her şeye gücü yeter ve alim ve Allah her şeyi bilendir. Allah'ın lütfu geniştir. Allah'ın lütfu her şeyi kuşatmıştır ve o her şeyi bilendir. Yahtassu bi rahmetihi men yeşa. Allah rahmetini dilediğine has kılar. Allah dilediğini özel rahmetine mazhar eder. Vallahu zul fadlil azim, ve Allah lütfu ziyade olandır. Yani Allah verdiği zaman bir gayri hesap verir. Ve hesapsız bir şekilde dilemediğin kadar verir, bol bol verir. Ve Allah fazla azim sahibi olandır. Ve min ehlil kitabi, ehli kitaptan bir kısım vardır ki men in te'menhu bi guntarin, yüklerle ona parayı bıraksan, değerli şeyleri bıraksan, yueddihi ileyk, bunu sana geriye verir, eda eder. Ve minhum men in te'menhu bi dinarin, ama bir kısmı da vardır ki bir dinarı da versen, la yueddihi ileyke, onu sana geriye vermez. İlla ma dumte aleyhi gaime, ancak onun başına dikilirsen, ısrarla isteyecek olursan o zaman alabilirsin. Yani buradan da şunu görüyoruz. Kitap ehli, ehli kitap hepsi bir değiller. Bunlardan bir kısmı gerçekten ahde vefa gösteren ve anlaşmaya saygı gösteren, emanete hıyanet etmeyen, emanete riayet eden değerli insanlar. Böyle olanlar var. Bunlara çok kıymetli mallardan bolca versen, emanet olarak versen, yüklerle versen, buna hıyanet etmezler. En ufak bir zarar vermeden sana geriye iade ederler. Ama bir kısmı da var ki bir dinarı bile versen kolay kolay onu geriye alamazsın.
ve ancak başına dikileceksin ki ver 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 diye söyleyeceksin. O şekilde geri alabilirsin. Acaba neden böyle? Zalike bi ennahum, bunun sebebi şu. Çünkü onlar galu dediler ki leysa aleyna fil ummiyine sebil. Ümmilere karşı bize bir vebal yoktur dediler. Kur'an-ı Kerim'in genel çerçevesi içinde değerlendirdiğimizde ümmiler derken daha çok Araplar kastediliyor. Yani işte ehli kitap olan Yahudiler, Hristiyanlar var. Araplar onlara nispetle ümmi durumda. Yani kitaptan nasipleri o güne kadar olmamış. Okumamışlar, yazmamışlar. Sözlü kültür hakim. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nahnu ümmetün ümmiye, biz ümmi bir topluluğuz. La nektubu ve la nagra, okumamışız, yazmamışız buyuruyor. Ve Peygamberimizin ümmiler için de gönderildiği Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde var. Huvellezî be'ase fil ümmiyine rasûlen minhum. O Allah ki ümmiler için de onlardan bir peygamber gönderdi. Ve ennebiyyül ümmi, ümmi bir peygamber gönderdi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakan yönüyle ümmi olmak bir nakısa değildir. Çünkü o ilmini doğrudan doğruya Allah'tan almış. Ama normal şartlarda okuma yazma bilmemek bir nakısadır. İşte kitap ehlinden bir kısmı ümmileri böyle hakir görerek, Arapları hakir görerek, yani bunlar okuma yazma bilmeyen cahil insanlar, biz bunları istediğimiz gibi kandırabiliriz diyorlar. Ve bir de belki Yahudilere bakan yönüyle onlar kendi aralarında dürüstlüğü, emanete, ahde, vefayı esas almakla beraber başkalarıyla olan bağlantılarında buna o kadar dikkat etmeyebiliyorlar. Kendilerine göre kitapta, kendi kitaplarında buna bir dayanak bulabiliyorlar. Halbuki İslamiyet'te hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Dolayısıyla işte bazısı ümmidir diye onun hakkını zayi edemeyiz. Ve gerçekten büyük olan insanlar, kamil olan insanlar, daha böyle okuması yazması olmayan kimselere özel bir itina gösterirler. Onların hak ve hukukunu korumaya özen gösterirler. Çünkü onlar hak ve hukuklarını o kadar da bilmeyen insanlardır. Böyle olunca onların zaaflarından, acizlerinden dolayı daha böyle bir merhamet edilmesi, kendilerine o noktada destek olunması gerekir. Ancak değer ölçüleri farklı olanlar meseleyi farklı değerlendiriyor ve bunlar diyorlar ki ümmilerin malını almakta bize bir vebal yok. Bundan dolayı kendilerine emanet verildiğinde emanete hıyanet edebiliyorlar. Ve yekulun alallahil kezib, ve Allah'a yalan isnat ediyorlar. Allah adına yalan uyduruyorlar. İftirada bulunuyorlar. Ve hum ya'lemun, bile bile, bildikleri halde böyle yapıyorlar. Bela men evfa bi ahdihi vettega, kim ahdine vefa gösterirse ve Allah'tan sakınırsa, günahlardan uzak kalırsa, fe innallaha yuhibbul muttakin, şunu bilsin ki Allah müttakileri sever. Müttakiler takva sahibi olanlar, korunanlar, günahlardan kendini sakınan kimseler. Demek ki ahde vefa etmek de takvadan bir ölçüdür. Ve günahlardan uzak kalmak takvanın genel görünümlerinden birisidir. İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim femenen galîle. Allah'a verdikleri ahit ve yeminlerin karşılığında bir takım başka şeyleri satın alanlar, az bir ücretle bunları satan kimseler, ulaike, işte onlar, la halaga lahum fil ahira, ahirette onların bir nasibi yoktur. Ve la yukellimuhumullah, Allah onlarla konuşmaz. Ve la yanzur ileyhim, onlara nazar etmez, rahmet nazarıyla bakmaz. Ve la yuzekkihim, ve onları temizlemez, temize çıkarmaz. Ve lahum azabun elim, ve onlar için elim bir azap vardır. Burada nazara verilen husus, bir kısım insanlar Allah'a verdikleri sözü bozuyorlar. Allah'a yemin etmişler, yeminlerini bozuyorlar.
az bir ücret karşılığında, az bir menfaat karşılığında hemen kendilerini satıveriyorlar. İşte bu gibi olan kimselerin ahirette bir nasibi yoktur ve Allah onlara rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Allah onlarla konuşmayacaktır ve Allah onları temize çıkarmayacaktır ve bu kimseler için elim, elem veren, can yakıcı bir azap vardır. Cenab-ı Hak istikametle hayatımızı geçirmeyi, Kur'an'a göre yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.